Günaydın Bediyanım teyze. Ben mi gürültü yaptım da uyandırdım sizi? Yok canım. Zaten ben erken kalkarım. Bugün çok bile uyumuşum. Gelin kalkmadı mı daha? Uyanır birazdan. Ben size önden bir kahvaltı hazırlayayım mı? Ne münasebet. Kalksın da Betüş Hanım hazırlasın. Bir de gelin elinden bir şeyler yiyeyim ha. Anneciğim, yumurtalarınız pişti. Hadi siz geçin oturun isterseniz. Allah Allah. Sahiden de Bedriye anne illa kahvaltıyı Betüş hazırlasın mı dedi? Evet. Şaşırdım kaldım. Yumurtaları pişirsin getirsin önüme dedi. Allah Allah. Niye böyle oldu bu kadın anlamadım ki. Ben de anlamadım Betüş Hanım. Gül gibi kadın annenize baka baka cadaloz oldu. Affedersiniz Betüş Hanım, öyle söylemek istemedim. Yok yani bunda kusura bakılacak bir şey yok. Annem biraz soysuz biliyorum ama... Neyse hadi gel götürelim şunları. İçimden 100'e kadar saydım. Herhalde yumurtanız istediğiniz gibi olmuştur. İnşallah. Bana fark etmez kızım. Hangisini istersen ver. Tamam anneciğim buyurun. Eda? Benim için de fark etmez ver. Peki. Sabahtan beri otur otur sıkıldım. Şu çayları koysan da kahvaltıya başlasak ha? Çayları ben hazırlayayım. Yok Firuzeciğim ben koyarım çayları da. Al sen çocukların yumurtalarını ver hadi. Herkese günaydın. Günaydın canım. Şş, yatak odasında yapacağınız şeyleri cümle alemin içinde yapmasanız diyorum ha. Anne sabah sabah pek bir şakacısın sen değil mi? Ne? Şaka yapar gibi bir halim mi var benim? Hadi gelin git de çayları koy bari. Anneciğim biz Betüş'le alışverişe çıkacağız. Sen evde yalnız sıkılmazsın değil mi? Neden ben gelmiyormuşum? Anneciğim biz özel bir şeyler almaya çıkacağız ya sağlıkla. Sana sormadım. Ben oğlumla konuşuyorum. Anne Betüş'e niye böyle ters davranıyorsun? Yani sonuçta aynı cevabı ben de veriyorum. Evet yalnız gitmemiz gereken bir yer. Yeni evli çift bırakın gitsinler. Siz niye peşlerine takılıyorsunuz? Gelin geldi pabucumuz dama atıldı tabii değil mi? Aa lütfen böyle söylemeyin ama. Hadi hadi sen cevap vereceğine bak kahvaltım bitti. Şu önümdekileri kaldır da bana da bir orta şekerli kahve yap ha. Anne. Ne var anne ne? Tamam Sadık problem değil ben hallederim. Ana! Betüş Hanım! Betüş Hanım bizim komşumuz Suzan Hanım var ya... ...Seda Sayın'ın programına bağlandı. Kocam periler görüyor deyip anlatıp duruyor. İyi Firuzeciğim anlatsın. Ne yapayım? Kahveleriniz. Köpüksüz olmuş ama neyse. Zamanla öğrenirsin herhalde. Eline sağlık kızım. Aman pek güzel olmuş. Afiyet olsun anneciğim. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın çocuklar günaydın. Günaydın. Nasılsın Betüş? İyiyim canım. Hadi kahvaltıya oturun. Evet hadi bakalım çocuklar. Siz şimdi kahvaltınızı ediyorsunuz. Biz de Betüş'le alışverişe çıkıp hemen döneceğiz tamam mı? Tamam baba. Aa Betüş sen bugün kafeyi açmayacak mısın? Ay işin yoksa bugün kafeyi sen açar mısın Eda'cığım? Aa açarım tabii lafı mı olur ayol? Aa ben de seninle gelirim. Umur'la orada buluşmamız daha hayırlı. Ben Firuze'yle mi kalacağım Sadık? Vallahi de billahi de sizle geleceğim. Anladın mı? Peki anne tamam gel. Gel anneler günü hediyeni birlikte seçeriz artık. Geldiler galiba. Hoş geldiniz. Alır mısın Firuze? Aa ne oluyor? Azıcık bana alındı da ondan. Al canlarım benim, güzel torunlarım benim. Çok seviyorum sizi. Çok seviyorum. Ah ne güzel şeylersiniz siz böyle. Seninle bir şey konuşabilir miyiz babaanne? Tabii. Of. Hayatım ne var bunu bu kadar büyütecek? Yapma Allah aşkına. Ya nasıl büyütmeyeyim Sadık? Annen bana otur evinin kadını ol dedi. Yani biraz alttan alsaydın olmaz mıydı?
Niye çalışmayacakmışım anne? Benim de bu eve bir katkım olsun, benim de sosyal hayatım olması gerekmez mi gibi sözler sarf etmeseydin. Ne yani, yalan mı söyleseydim? Canım, en azından susabilirdin. Ya yaşlı başlı kadın, sözlerin çok ağrına gitti. Ben hiç üzülmedim mi Sadık? Sen niye hiç beni düşünmüyorsun? Canım, kadın kötü bir şey söylemedi ki. Ne dedi? Yani otur çocuklarına bak, evinde otur dedi. Ya belki de haklı. Ama ben zaten çocuklarla ilgileniyorum. Onları çok seviyorum. Üstelik anneler gününde annelerin mezarlarını ziyaret etmelerini isteyecek kadar çok seviyorum. Yani günde 8 saat çalışıyorsam kime ne zararım var ki anlamıyorum. Hem ben o kadar çok çalıştığım için çocukların her istediğini alabiliyoruz. Ne demek yani? Ben bu eve tek başıma yetmiyor muyum? Yapma Allah aşkına Sadık. Öyle demek istemediğimi biliyorsun. Yok yok. Annem gerçekten de haklıymış. Kadın kısmının eli para gördüğü zaman erkeğini ezer derdi. Sadık? Ne var? Lütfen bana öyle düşünmediğini söyle. Şu andan itibaren böyle düşünüyorum Betüş Hanım. Betüş. Anneciğim, ona böyle davranmaman gerekirdi. Anlaşılan baban gibi sizi de doldurmuş. O sizin üvey anneniz. Onu benim kadar çok sevemezsiniz canım. Ama babaanne, hep sen demez miydin? Betüş dünya tatlısı biri, sizi anneniz gibi seviyor diye. Ben mi demişim? Herhalde babaanne. Yani sen hep diyordun Betüş yüzmeyin, ona iyi davranın diye. Çocuklar, çocuklar. Babaannenizi sıkboğaz etmeyin. Bu konuyu kapatın. Boynuzdan büyük işlere karışmayın. Baba, sana ne oluyor? Yok bir şey. Bu konu kapanmıştır, o kadar. Ay kulaklarıma inanamıyorum. Bedriye Hanım sana nasıl böyle kötü davranabilir kızım? Ben de inanamıyorum Perihan. Hatta çocuklar bile inanamıyor. Aa, çocuklar da mı durumun farkında? Tabii farkındalar. Bedriye Hanım'a Betüş'e böyle davranma lütfen dediler ama dinlemedi bile. Çocuklar, çocuklar, yalnız bu olanlar normal değil. Bu işin içinde bir iş var. Vallahi ben bunu bilmem ki, sen bilirsin, ben ne bileyim. Taceddin, sen Dudu'nun bu aralar bir işler çevirdiğini gördün mü? Ne? Ben mi? Tamam tamam, gördüm. Dün gece Bedriye Hanım'ın başında, hani anlarsın ya. Ya ya, işte şimdi her şey anlaşılıyor. Ne oluyor Perihan teyze, bana da anlatsanıza. Ne olacak kızım, annenle ablan kayınvalidene gelin kaynana sihir yapmışlar. Bu sihir Bedriye Hanım'ın sana cadı bir kaynana gibi davranmasına neden olur. Bu yüzden kocanla aram bozulur. Ay bu öyle kötü, öyle kuvvetli bir sihirdir ki kızım, nice evli faninin boşanma nedeni olmuştur. Bu kadarına da pes yani. Ben hemen kafeye gidip Eda ile ve annemle bütün ilişkimi bitireceğim. Ne yaparsan yap arkandayım kızım. Bunu hak ettiler. Hayır, hayır, sakın ha kızım. Öfkeyle kalkıp zararla oturma. Sen o işi bana bırak. Ne yapacaksın Perihan? Ne yapacağım? Çocukların tanık olduğu bütün problemlerde olduğu gibi zamanı gene maalesef geri saracağım. Ben bu sihri hiç sevmiyorum. Yani bizim yüzümüzden dünyadaki bütün fanilerin kafasındaki hatıralar siliniyor. Ama ne yapabilirim şekerim? Bu 3 çocuk bütün bu aile problemlerine şahit oldu. Yaşadıkları hasarları temizlemek için en iyi sihir bu. Varsın mutlu olanlar mutlu anılarını unutsunlar. Önemli olan belki de bütün kötü gün geçirenlerin bu anları unutmalarıdır. Ama bu son olsun. Ne zaman o annenle ablan insanlara zarar veren sihirlerini yapmaktan vazgeçerler, ben de o zaman bu iyileştirme sihirini son defa yaparım. Peki Perihan, Dudu ve Eda'ya ne ceza vereceksin? Merak etmeyin çocuklar, onlara harika bir anneler günü hediyesi vereceğiz. Yalnız önce zamanı geri sarıp her şeyi temizlemeli, sonra bugüne geri dönmeliyiz. İşte her şey yoluna girdi. Şimdi güzel güzel aşağı in. Güler yüzlü kayınvaliden ve kocanla birlikte Firuze'nin yaptığı taze kahveyi afiyetle iç. Her şey yolunda kızım. O benim sihirli ay.